1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin durumu. Osmanlı'nın içinde bulunduğu grup Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her taraftan zedelenmiş, şartları son derece ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmış. Dünya Savaşı'nın uzun yılları zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi canlarının derdine düşerek ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamını işgal eden Vahdettin, yalnızca kendini ve tahtını koruyabileceği çareler aramakta. Ordunun elinden silahları ve cephaneleri alınmakta. Mustafa Kemal'in ağzından ülkenin vaziyetini dinlediniz. Tabii ki bu vaziyetin farkında olan birçok subay ve vatandaş vardı. Öyle ki ülkenin dört bir yandan kuşatılmış olması ve başkentimiz olan İstanbul'un İngilizlerin denetimine girmesi milleti huzursuz etmekteydi. Herkes kendince bir çıkar yol aramakta, herkes farklı yöntemler düşünmekteydi. Fakat bunlardan yalnızca bir tanesi başarılı olacaktı. Ya istiklal ya ölüm. Mustafa Kemal daha Samsun'a gitmeden evvel planları kafasında belirlemişti. Kendine olağanüstü yetkiler alabilmek için görüştüğü üst makamlardaki kişilerden bazılarına güvenebildiği kadarıyla fikirlerini anlatmıştı. Örneğin Diyarbakırlı Kazım Paşa'ya "İstanbul beni uzaklaştırmak için zaten bahane arıyor. Ben de Anadolu'ya gitmek için bahane arıyorum." dediğinde Kazım Paşa ona müfettişliği önermişti. Planlar yapılmıştı. Kazım Paşa aracılığıyla kendisine birçok yetki alacak ve fırsattan edebildiği kadar istifade edecekti. Şans eseri Şakir Paşa da imza atmaktan çekinmiş ama mührünü Kazım Paşa'ya vermişti. Hazır ellerinde mühür varken talimatnameye daha birçok yetki ve madde eklediler. Mustafa Kemal 1 Mayıs 1919'da Kazım Diri'ye şunları söylemişti. "Kazım, memleketin acı durumu bellidir. Ben Anadolu'ya ordu müfettişi olarak gideceğim. Seni de kurmay başkanım yapmak istiyorum. Fakat bu işin ağırlığı çok büyük. Yarın olaylar karşısında Babı Ali, Halife ve Padişah'la ve hatta bütün İtilaf devletleriyle karşı karşıya düşmanca dövüşeceğiz. Olaylar bizim üstümüze kalacak." Herkes kendince bir çıkar yol düşünmüştü. Kimileri bunu da bir şekilde atlatırız diyerek otoriteye boyun eğmekte, kimileri de padişahın emriyle işgali destekleyen fetvalar vermekte ve "İngilizler Hristiyan değil mi? E Hristiyanlar da bizim din kardeşimizdir. O zaman bu bir işgal değildir, isyan çıkartmayın" demekteydi. Fakat halk yakın zamanda Çanakkale, Sarıkamış ve Kutulamare'yi yaşamıştı. Kendi koltuğunun derdine düşen damat Ferit hükümetindense içindeki mücadeleci ruhu ortaya koyan Kuvvayi Milliye'yi destekleyecekti. Ülkenin dört bir yanında isyanlar çıkmakta ve halk işgalci askerlere karşı direnmekteydi. Hal böyle olunca bölgeyi kontrol edebilecek ve halkı bastıracak bir yetkili lazımdı. Ve Mustafa Kemal kendine olağanüstü yetkiler verdirerek kabinedekilerin imzalarını toplamış ve sözde halkı susturmak amacıyla Samsun'a doğru 16 Mayıs'ta yola çıkmıştı. Tabii kendi ülkenizde bile olsanız bir yerden bir yere gidebilmek için artık vize göstermek zorundaydınız. Yola çıkış vizesini Yüzbaşı Bennett imzalamış ve Mustafa Kemal'den şüphelendiğini üstlerine bildirmişti. İnkılap tarihi istismarcılarının Atatürk'ü yüceltmek maksadıyla uydurduğu yalanlarda olduğu gibi, Atatürk öyle küçücük bir kayıkla gizli gizli değil, bizzat yanında askerlerle, içinde İngilizlerin de bulunduğu bandırma vapuruyla yola çıkmıştı. Yapacağı her işi önceden planlamıştı. Hatta Minber gazetesinde padişahçı gibi görünen yazılar yazmıştı. Zaten öyle olmasaydı, o kadar geniş yetkileri elde edemezdi. Kısa zamanda bölgedeki bütün sesi çıkan grupları listelemiş ve planlarını yapmıştı. İsyan bastırmaya geldiği topraklarda isyanı daha da körükleyerek ülkenin kurtuluşu için ne varsa yapmaya hazır subay ve vatandaşları bir araya topladı. Zira 30 Ağustos 1918'de imzalanmış olan Mondros Antlaşması Osmanlı'nın yıkıldığının imzasıydı. Bu şartlar altında sağ kalmak zaten bir rüya olurdu. Fakat herkes bunu görebilecek kadar olaylara hakim değildi. Olaylara belki de herkesten daha keskin bir gözle bakabilen Mustafa Kemal, İngilizleri şüphelendirmeye başlamıştı. Elindeki üstün yetkilerle halkı susturma imkanı varken, nedense halk daha da güçlü bir şekilde tepki vermeye başlamıştı. İtilaf devletleri padişaha hesap sordular. Mustafa Kemal'in görevden men edilmesi ve hatta askerlikten istifası istendi. Ve Mustafa Kemal görevden alındı. Ama bölgede kalmaya devam etti.
Hal böyle olunca kandırıldığını anlayan Vahdettin, Mustafa Kemal hakkında bir idam fermanı çıkardı. Hem dönemin Şeyhülislam'ı hem de İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne üye olan birçok din adamı kuvvacıları öldürmek helaldir ve benzeri fetvalar verdiler. Hatta ve hatta bu fetvalar düşman uçaklarıyla halka dağıtıldı. Tepede uçan ve size kuvvacılar haindir, Mustafa Kemal öldürülecektir yazan kağıtlar dağıtan Yunan uçaklarına inanmak için ya gerçekten zır cahil ya da hain olmak lazımdı. Nitekim böyleleri de çıkacaktı. 15 Mayıs 1919'da Yunan orduları İzmir'e girmişti. Mustafa Kemal tam da o günlerde Samsun'a gidiyordu. Yani tam da gitmesi gereken zamanda. Eğer bu görevi daha erken alsaydı belki de çok ciddiye alınmayacaktı. Ya da daha geç gelseydi belki de gerçekten çok geç olacaktı. Ama yabancılar da boş durmadı. Satın aldıkları hükümete istenilen her şeyi yaptırıyor, doğuda ve bazı diğer bölgelerde azınlık gruplar aracılığıyla karşı isyanlar hazırlıyorlardı. Diyarbakır, Bitlis ve Elazığ'da İstanbul'dan idare edilen Kürt Teali Cemiyeti kurulmuştu ve bu cemiyetin amacı yabancıların da desteğiyle Kürdistan kurmaktı. Konya ve çevresinde ise Teali İslam Cemiyeti kuruluyor ve ileride Teğmen Kubile'yi şehit edecek türden yobazlar örgütleniyordu. Ayrıca İskilipli Atıf'ın ve daha birçok ajanın üyesi olduğu ve Vahdettin'in dahi katıldığı İngiliz Muhipler Cemiyeti resmen medyayı elinde tutuyor ve İngiltere ne isterse onu yapıyordu. İstanbul'daysa özellikle Amerikan mandası isteyen gruplar türemiş ve bu doğrultuda mitingler yapılmaya başlanmıştı. Hemen her şehirde ve hatta her köyde isyancı gruplar türemişti. Eli silah tutanların çoğu dağa çıkıyor ve eşkıya ile birleşiyordu. Efeler, emekli subaylar ve hatta hiçbir mevkisi olmayan köylüler dahi kendilerince işgale mukavemet gösteriyorlardı. Fakat bu kadar dağınık ve çok başlı bir ordu, iyi bir ordu sayılmazdı zira her kafadan bir ses çıkıyor, düzensiz bir şekilde muharebeler yapılıyordu. Tek çare bütün grupları tek bir çatı altında toplamak, düzenli ordu sistemine geçmekti. Bu yüzden eskiden eşkıyalık yapmış olsa dahi bütün dağınık kuvvetlere kuvvaya katıldıkları takdirde bir rütbe verilecekti. Ama maalesef bazı liderler diğer ülkelerin teklif ettiği rütbeleri tercih edeceklerdi. Halbuki Mustafa Kemal elindeki rütbeden bile istifa edecekti. Yıllarını verdiği askerlik mesleğini kongreler toplayabilmek için bırakacaktı. Ama yapacağı konuşmalarda giyecek bir ceketi bile yoktu. Hatta bu yüzden gittiği bölgelerin kaymakamlarından kıyafet ödünç almak zorunda kalacaktı. Mustafa Kemal uzun süren gözlemlerden ve bölge reisleriyle yaptığı görüşmelerden sonra halkın nihayet hazır olduğunu anladı. Bir kongre toplamayı düşündü. İstanbul'dan ümit kesilmişti. Karakollarımız dahi düşmanın kontrolüne girmeye başlamıştı. Yaveri Cevat Abbas Bey aracılığıyla millete sunduğu genelgedeki bazı maddeler şunlardı. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Merkezi hükümet, üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin durumunu göz önünde bulundurarak her türlü etki ve kontrolden uzak milli bir heyetin toplanması şarttır. Anadolu'nun her yönden en emin bölgesi olan Sivas'ta milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün vilayetlerden milletin güvenini kazanmış 3 delegenin mümkün olan en kısa zamanda yola çıkması gerekmektedir. Hal böyle olunca padişah da boş durmadı. Ali Galip Bey'i bu kongreyi önlemesi ve Mustafa Kemal'i öldürmesi için görevlendirdi. Ali Galip erkenden bölgeye gitti ve bölgede halkı kışkırtmaya, duvarlara Mustafa Kemal'in hain ve asi olduğuna dair afişler asmaya başladı. 27 Haziran günü bölge valisi Reşit Paşa'dan da destek istedi fakat Reşit Paşa risk almaktan korkuyordu. Başaramazlarsa ne olacaktı? Uzun bir tartışmaya girdiler. Ali Galip Reşit Paşa'ya ''Korkuyor musun? Ben senin yerinde olsaydım onu hemen tutuklardım.'' diye çıkıştı. Tabii ki Mustafa Kemal bunları da hesaplamıştı. 26 Haziran günü Tokat'a vardığında hemen telgrafhaneyi kontrol altına almış ve geldiğinden kimsenin haberdar olmamasını sağlamıştı. Ertesi gün yani Ali Galip'in bölgeye geldiği gün Sivas'a doğru yola çıkmıştı. Tokat'tan Sivas'a dönemin araçlarıyla gitmek 6 saat sürüyordu. Mustafa Kemal Sivas valiliğine geldiğini açık açık bildiren bir telgraf çekti ve görevden alınmış olmasına rağmen ordu müfettişliği mührünü kullandı.
Ama bu telgrafın o yola çıktıktan 6 saat sonra gönderilmesini emretmişti. Yani tam da Sivas'a vardığında Vali Bey'in ancak haberi olabilecekti ve hazırlıksız yakalanacaklardı. Telgraf tam da Ali Galip ile Reşit Paşa'nın tartışmaları esnasında ulaşmıştı. Reşit Paşa Ali Galip'e ''Aha gelmiş, git de tutuklayabiliyorsan tutukla bakalım.'' dedi. Ali Galip ise ''Tutuklarım dediysem yani kendi vilayetimde olsa tutuklardım demek istiyordum aslında.'' diyerek kıvırmaya başladı. Mustafa Kemal'i yakalamak için toplananlar paniğe kapılmışlardı. Tali Bey adında bir görevliyi Mustafa Kemal'i karşılaması ve oyalaması maksadıyla göndermişlerdi. Ama Mustafa Kemal vaziyeti anlamış ve hemen harekete geçmişti. İstanbul'un planı başarısız olunca Ali Galip Bey hemen asıl niyetinin kuvvacılara destek vermek olduğunu, esasen padişaha rol yaptığını söyleyerek paçayı kurtarmaya çalıştı. İşte böyle entrikalar arasında sürekli canını tehlikeye atarak ve padişahın adamları tarafından yakalanmamaya özen göstererek çeşitli kongreler toplandı. Görevlendirilen subaylar halka gerçeği anlattılar. Rus, İngiliz ve İtalyan delegeleriyle görüşmeler yapıldı. İstanbul'daki hiçbir işe yaramayan, yalnızca İngilizlerin kuklası olmayı başarabilen padişah ve hükümeti gitgide saygınlığını kaybediyordu. Yavaş yavaş gerçeği anlayan ve böyle yalancı haberlere kanmamaya başlayan halk, Yunanların yaptığı zulmü de görmeye başlayınca tek çare olan Mustafa Kemal'in peşinden gitmeye başladı. Öyle ki İngilizler dahi artık padişahı bırakıp Mustafa Kemal'le görüşmeler yapmaya başlamışlardı. Ona teklifler sunmuş ve bu isyanları sonlandırmasını istemişlerdi. Lakin Mustafa Kemal makam ve mevki peşinde değildi. Öyle ki Çanakkale'ye dahi zar zor katılabilmişti. Eğer onu kumandan olarak atamasalardı, istifa edecek ve rütbesiz bir şekilde savaşacaktı. Çünkü o hangi rütbeyi alacağına değil, vatanın durumuna odaklanmıştı. Yüzbaşı olduğu dönemlerden, hatta Harbiye Mektebi'nde okuduğu dönemlerden beri aklında tek bir şey vardı: hürriyet. Erzurum Kongresi zamanında bu fikir açıkça görülmekteydi. O sıralarda böyle bir kongreyi haber alan İngiliz albayı Rawlinson, Mustafa Kemal'i vazgeçirmek göreviyle kongreden bir gün önce bölgeye yollanmıştı. Rawlinson aynı zamanda Lord Curzon'un da yeğeniydi. Görüştüler. Rawlinson, "Duyduğuma göre yarın bir kongre açacakmışsınız," dedi. Mustafa Kemal, "Evet, milletçe açılması kararlaştırılmıştır," diye cevapladı. Rawlinson, "Açılmaması daha iyi olur. Hükümetin bu kongrenin toplanmasına izin vermez Kemal Bey," dedi. Mustafa Kemal ise, "Ne hükümetinizden ne de sizden izin istemedik ki böyle bir iznin verilip verilemeyeceği söz konusu olsun. Ne pahasına olursa olsun o kongre açılacaktır. Görüşme bitmiştir," diye cevapladı. Daha 1908'deki ikinci meşrutiyetten itibaren ülkenin ne olacağı belliydi. Trablusgarp, Balkanlar ve diğer olaylar derken ülke paramparça hale gelmişti. Öyle ki parasını verip satın aldığımız dreadnoughtlar dahi bize teslim edilmemişti. Osmanlı hükümeti maalesef küçük çocuklar gibi alay edilen bir hükümet haline gelmişti. Milli mücadele hazırlığı boyunca Gaziantep'te, Urfa'da halk işgale karşı koyuyor, her bölge kendi kahramanlarını yaratıyordu. Lakin tüm ülkenin kahramanı olabilecek tek bir kişi vardı ve herkes bunun farkındaydı. Öyle ki Mustafa Kemal görevinden istifa ettiği ve hiçbir askeri rütbeye sahip olmadığı halde Kazım Karabekir gibi yiğit subaylar onu tutuklamak ve ödüller almak yerine "Paşam, emrinizdeyim," diyerek ona katılmaya başlamışlardı. Osmanlı parçalanırken hangi bölgenin hangi devlete kalacağını kararlaştıramayan, bölüşemeyen itilaf devletleri ise bir bir bu mücadeleden vazgeçmeye başlamışlardı. Örneğin İtalya ve Fransa çekilmeye başlamıştı. Çünkü İngiltere'nin onlara pek bir şey bırakmayacağını anlamışlardı. Fakat Yunanistan ve İngiltere hala kararlıydı. Anlaşmaya göre İstanbul uluslararası bir bölge olacak olsa da temelde İngiltere'ye kalacaktı. Yunanlarsa Ege kıyılarını, hatta bir nebze Anadolu'yu da işgal edeceklerdi. Büyük bir savaş geliyordu. Kurtuluş Savaşı ve bu kaçınılmaz bir şeydi. 600 yıldır padişah ne derse onu yapan ve sorgulamayan halkın zincirleri yavaş yavaş kırılıyordu. Birkaç yıl önce abisi şehit olan, daha birkaç gün önce karısına kızına tecavüz edilen halk artık gerçek anlamıyla ya istiklal ya da ölüm istiyordu. Mustafa Kemal'in de dediği gibi bütün düşmanlar geldikleri gibi gideceklerdi.
Fakat bunun için halkın bilinçlendirilmesi lazımdı. Çünkü neredeyse 100 yıldır her nesil savaşı tatmıştı. Herkes toprak kaybedildiğini ve akrabalarının şehit olduğunu görmüştü. Bu yüzden de kimse askere gitmek istemiyordu. Halk vergi ödemekten kaçıyor, devlete olan inancını kaybediyordu ve dinle avunuyordu. Çünkü Osmanlı'da din adamları askere alınmazdı. Din adamları seferberlikte dahi silah tutmazlardı. Hal böyle olunca herkes din adamı olmaya ve askerden kaçmaya çalışıyordu. Fakat bu şekilde bu ülke kurtarılamayacaktı. İnsanların gerçeği anlayabilmesi gerekiyordu. İşte bu bağlamda kongreler düzenlendi, söylevler verildi, halk ile temas kuruldu. Yunan zulmünden kaçan birçok köylü Anadolu'ya sığınırken bir yandan da tek kurtuluş ışığı olan kuvvaya katılmaya başlamıştı. Yunanların İç Anadolu'ya kadar geleceğiyle alakalı istihbaratlar çoğalmıştı ve 1919'un Ekim ayından itibaren halka yapılan zulüm de epey bir artmıştı. Mustafa Kemal'in varlığı düşmanı tedirgin ediyordu. Bu yüzden bu Osmanlı'nın kurtuluş hayalini daha fazla büyümeden söndürmek niyetindeydiler. İşte ülkemizin uzun süredir içinde bulunduğu bu tehlikeli vaziyet, ani bir şekilde milli ve yeni bir meclisin kurulmasını gerektirmişti. Zaten 18 Mart 1920'de İstanbul Meclisi'ndeki birçok milletvekili İngilizler tarafından tutuklanmıştı. Yani artık kararlar meclisten değil, İngilizler ne isterse onu yapan ve hiçbir şekilde sorgulanmayan padişahtan çıkıyordu. Nitekim bu durum çok sürmedi. 23 Nisan 1920'de İstanbul'dan bağımsız, tamamen milli iradeye dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Yunan uçaklarının dağıttığı yalancı haberlere ya da İstanbul'dan gelen pişkin emirlere değil de artık gerçeklere bakan heyet, Mustafa Kemal'in ve kuvvanın iradesine uygun bir şekilde işgale karşı tedbirler almaya başladı. Zaten savaş kapıdaydı. Plana göre Mustafa Kemal Anadolu Genel Komutanı olacak, Ali Fuat Paşa donanma komutanı yapılacak, Karabekir Paşa ise Doğu'yu yönetecekti. Fırsat bu fırsattı. Artık Doğu taraflarından çok bir baskın yemiyorduk. Ve Doğu'daki ordularımızı Ege bölgesine getirebildiğimiz takdirde bir ümidimiz olacaktı. Meclisin de kurulmasıyla ve yabancı basında Mustafa Kemal'in gerçekten de bir kurtarıcı olabileceğine dair haberlerin çıkmasıyla İtilaf devletleri yeni bir politika izlemeye karar verdiler. Mondros'un biraz daha süslenmiş bir versiyonu olan Sevr Antlaşması'nı sundular. Böylece aslında bu kadar da isyan etmeye gerek yok. Bakın bizler anlaşmaya hazırız imajını vermiş olacaklardı. Tabii ki de antlaşmayı içinde ne tür maddeler olursa olsun her halükarda kabul edecek bir İstanbul hükümeti de ellerinin altındaydı. 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması imzalandı. İmzalandı imzalanmasına ama bu antlaşmanın amacı sadece daha iyi koşullar vaat ediliyormuş gibi davranarak halkın kuvvaya katılmasını önlemekti. Fakat artık İstanbul hükümetinin neyi imzaladığının hiçbir önemi yoktu. Ne Ankara ne de halk bu anlaşmayı kabul etmemişti. Bu sebeple Yunan ordusu alevlendi. Yunanistan'dan bir destek birliği getirtip derhal saldırıya geçtiler. Bundan sonra politika değil, savaş yapılacaktı. Hedef Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak ve Eskişehir'e kadar her yeri işgal etmekti. O esnada düzenli orduya katılmak istemeyen ve eşkıyalığına devam eden Çerkez Ethem isimli bir hain, bir alayı işgal etmiş ve kuvvaya saldırmaya başlamıştı. Hedefi Mustafa Kemal'i indirmek ve başa geçmekti. Hatta mecliste bile onu destekleyenler vardı. Kuvva tarafı bununla meşgul olurken 6 Ocak 1921'de tüm hazırlığını bitirmiş olan Yunan tarafı Uşak ve Bursa'dan iki taraflı bir saldırıya geçti. Bu saldırı esnasında Çerkez Ethem Yunan ordusuna sığındı ve topraklarımızı terk etti. Saldırıyı önlemek adına İsmet Bey elinden geleni yaptı. Nihayet düzenli bir ordu sistemine sahip olan Kuvva-i Milliye, diğer adıyla Ankara Birlikleri, İsmet Bey'in kıvrak zekasıyla bu muharebeyi kazandı. Ve bu, resmi olarak kazandığımız ilk muharebeydi. Yunanlar saldırıya başladıkları bölgeden 150 kilometre kadar içeri çekilmişlerdi ve İsmet Bey'i hiç fark ettirmeden düşmanı tuzağa düşürmeyi başarmıştı. Bu çok büyük bir etki yaratmıştı zira her ne kadar önlem alsalar da İtilaf devletleri Ankara'yı o kadar da ciddiye almıyorlardı.
Fakat Yunan ordularına karşı çökmekte olan Osmanlı'nın içinden binbir muhalefetle zar zor ortaya çıkabilen dağınık birkaç birliğin kısa bir sürede toparlanarak bir muharebe kazanacak hale gelmeleri gerçekten de panik yaratacak bir şeydi. Bu zafer sayesinde mecliste de halen daha Mustafa Kemal'in liderliğiyle alakalı şüpheleri olan birkaç kişi, Mustafa Kemal'den çok daha fazla güvendikleri Çerkez Ethem gibi insanların Yunan ordusuyla işbirliği içine girdiğini gördüler ve Mustafa Kemal'den başka bir lider olmadığını da anlamaya başladılar. Osmanlı hükümetine bağlı olan Anadolu Ajansı ise Yunanların emriyle bu muharebelerin basit bir keşiften ibaret olduğunu söyleyerek zaferimizi önemsiz göstermeye çalıştı. Neyse ki kimse öyle bir keşif birliğinin 150 kilometre boyunca düşman kovalayacağına inanacak kadar saf değildi. İsmet Bey'in zafer kazandığı muharebe İnönü bölgesinde yapılmıştı ve 1. İnönü Zaferi olarak adlandırılmıştı ki İnönü daha sonra bu muharebeleri kazandıran İsmet Bey'e de soyadı olarak verilecekti. Her ne kadar Yunanlar canları yanmamış gibi davranmaya çalışsalar da İtilaf devletleri tekrar Londra'da toplandılar ve yeni planlar yaptılar. Epey ağır koşullara sahip olan Sevr Antlaşması'nı dayattıramayacaklarını anlayınca bazı değişiklikler yapmayı düşündüler. Fakat bu da bir göz boyamadan ve lafı dolandırmaktan ibaretti. Peki Sevr Antlaşması nasıl bir antlaşmaydı ki bu kadar kabul edilemezdi diye soracak olursanız eğer, bu antlaşmaya göre Osmanlı karantina altında tutulacak bir hayvandan ibaretti. Dört bir yanı İtilaf devletlerince sarılacaktı ve hiçbir kıyı şeridinde mutlak bir hakimiyeti olmayacaktı. Ama kazanılan muharebe güvenimizi yerine getirmişti. Dolayısıyla Ankara hükümeti geri adım atmadı. Hal böyle olunca Yunan ordusu İtilaf devletlerini hiç dinlemeden kendi kendine kararlar almaya başladı. Zaten Fransızlar ve İtalyanlar artık neredeyse etkisizlerdi. İngiltere ise İstanbul'a çökmüş ve fırsat kollamaktaydı. Bu yüzden de Yunanlar ikinci bir taarruza geçtiler. Ama İsmet Bey kendini bir daha kanıtladı ve bir zafer daha kazandı. Bu muharebelerse tarihe 2. İnönü Muharebeleri adıyla geçtiler. O saatten sonra İngiltere basınında dahi Yunanlar yenildi şeklinde haberler yapılmaya başlandı. 2. İnönü'den sonra İtalyanlar işgal ettikleri Muğla ve Antalya'dan çekildiler. Ve Atatürk bu zaferden sonra İsmet Bey'e şu telgrafı çekti. Siz orada sadece düşmanı değil, Türk milletinin makus talihini de yendiniz. Yunanistan ya hep ya hiç mantığıyla artık büyük bir savaş için var gücüyle saldırmaya hazırlanıyordu. Dört bir yandan kuşatılmış ve çöküşün eşiğine gelmiş olan Osmanlı nasıl oluyor da iki kere muharebe kazanabiliyordu? Nasıl oluyor da Osmanlı'dan başkenti kuşatılmış ve meclisi ilga edilmiş olduğu halde yeni bir meclis çıkabiliyordu? Anlaşılır şey değildi. Yunanistan artık kendini kanıtlamak zorundaydı. Türk halkını küçücük bir kara parçasına sıkıştıracak ve büyük Yunanistan rüyasını gerçekleştirecekti. Mustafa Kemal'i esir alacak ve bütün milletin gözü önünde onunla alay ederek nihayetinde idam edecekti. İzmit yakınlarında 15 Türk köyünü ateşe verdiler. İzmir bölgesinde ise kalan birkaç Türk birliği de kontrol altına alındı. Askerlere zorla Zito Venizelos, yani yaşasın Venizelos dedirtmeye çalışıyor, hatta demeyenlerin bazılarını da idam ediyorlardı. Albay Süleyman Fethi Bey de yaşasın Yunanlılar demediği için öldürülenlerden biriydi. İzmir konaklarında Yunanlar yerlere Türk bayrağı sererek üstüne basıyor ve halka her türlü zulmü yapıyorlardı. Saldırı başladı. Yunanlar çocuk, yaşlı demeden herkesi öldürmeye ve bulabildikleri Türk kadınlarına sıra sıra tecavüz etmeye başlamışlardı. Hedef Ankara'ya ulaşmaktı. 10 Temmuz 1921'de Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı. 14 gün süren bu muharebelerde Türk ordusu kaybetti ve Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekilmek zorunda kaldı. Ne İsmet Paşa ne de başka bir subay ne kadar uğraşsa da galip gelememişti. Yunan ordusu hem daha teçhizatlı, hem daha kalabalık, hem de daha dinç bir şekilde gelmişti. Ne de olsa işgal altında olup açlıkla boğuşanlar onlar değildi. Savaşı kaybetmemiz büyük bir moral bozukluğu yarattı. Acaba rüya mı görüyoruz? Acaba kazanma şansımız yok mu? Belki teslim olsak ya da Sevr'i kabul etsek acaba daha mı iyi olur? Hem halkın içinde hem de mecliste bu türden fikirler türemeye başlamıştı.
meclisin Kayseri'ye taşınması ve Ankara'nın terk edilmesi fikri bile gündeme gelmişti. Ama Mustafa Kemal buna şiddetle karşıydı. Ama Mustafa Kemal zaten hep aksi bir adamdı. Elinde yetki olmasa dahi dediği dedik biriydi. Her şeyi başarabileceğine inanmış, yenilgiyi kabul etmeyen bir adamdı. Ya o da Enver Paşa gibi hayallere kapıldıysa? Ya onu dinlersek birkaç yıl önce İttihat ve Terakki'de olduğu gibi bunun acısı kat be kat çıkarsa? Bu saatten sonra değil mevcut toprakları, her şeyi kaybederdik. Tamam, Ruslardan bir miktar silah yardımı gelmişti ama kazanmak imkansız gibiydi. Ayrıca Mustafa Kemal askerlikten de istifa etmişti. Hakkında idam kararı çıkarılmıştı. Şu anda asker bile olmayan bir adamdan ne bekleyebilirdik ki? O uzun süredir politikayla ve azınlıkları toplamakla meşguldü. Derken meclisin kafasına bir şey dank etti. Meclisten ziyade halk Mustafa Kemal'i istiyordu. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta kendini kanıtlamıştı. Hatta Çanakkale'de tarih yazmıştı. Ve Yıldırım ordularında mükemmel bir icat sergilemişti. Ayrıca bugüne kadar söylediği her şeyde haklı çıkmış, verdiği her kararda kendisinden üst rütbede olanların yanıldığını göstermişti. Hem 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan da o değil miydi? Kuvvayı tek bir çatı altında toplayan, bütün rütbelerden vazgeçen, kendini bir tek halka adayan kimdi? Askeri açıdan da o esnada Osmanlı'nın sahip olduğu en iyi asker tartışmasız oydu. Dolayısıyla ordulara Mustafa Kemal'in hükmetmesi ve ne yapıp edip savaşı kazandırması lazımdı. Ne İsmet Paşa ne de başka biri Mustafa Kemal'le kıyaslanamazdı. Ama Mustafa Kemal komutan olmayı tek bir şartla kabul edebileceğini söyledi. Kimse işine karışmayacaktı. Çünkü muhalefetle uğraşacak zaman yoktu. O bugüne kadar söylediği her şeyde nasıl haklı çıktıysa şimdi de haklıydı. O ne emrederse harfi harfine uygulanmalıydı. Tek çare buydu. Şevket Süreyya Aydemir'in de deyimiyle o tek adam olacaktı. Birçok kişi bundan korktuysa da meclis çoğunluğu bunu kabul etti. 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal'e 3 aylığına başkomutanlık rütbesi verildi ve bütün ordu onun emrinde toplandı. İlk iş geniş çaplı bir analiz yapıldı. Kaç askerimiz vardı, kaç silahımız vardı, yiyecek durumu neydi, kaç günlük bir muharebeye dayanabilecektik, ne kadar topumuz, ne kadar askeri üniformamız vardı. Bütün raporlar incelendikten sonra görüldü ki, bu iş bir tek meclisle ya da kefen parasını dahi destek amacıyla kuvvaya veren Börekçizade Rıfat Efendilerle olmayacaktı. Savaşa katılan katılmayan herkesin üzerine düşeni yapması lazımdı. Ordu fakirdi ve savaşın ne kadar süreceği belli değildi. Bu yüzden artık din adamları askerlikten muaf olamazdı. Onlar da savaşacaktı. 8 Ağustos 1921'de Tekalif-i Milliye kararı çıkarıldı. Bu karar tamamen Mustafa Kemal'in projesiydi. Karara göre halk elindeki silahları 3 gün içinde orduya teslim edecekti. Bundan sonra kenarda köşede, dağlarda elinde tüfekle gezmek diye bir şey yoktu. Devir eşkıyalık devri değildi. Ailesini korumak, vatanını korumak isteyenler orduya katılacaktı. Ve her aile bir askeri giydirecek kadar bağışta bulunacaktı. Elinde çorap, pantolon, kumaş ne varsa belli bir ölçüye kadar devlete verecekti. Her evdeki yiyecek ve giyeceğin %40'ına sonradan ödenmek şartıyla el konuldu. Zaten savaşı kazandığımız takdirde herkes verdiği kadarını ve daha da fazlasını alacaktı. Ama savaşı kazanamazsak herkes her şeyini kaybedecekti. Başka kurtuluş çareleri aramaya gerek yoktu. Zaman tükenmişti. Ya varımızı yoğumuzu ortaya koyacak ya da her halükarda yok olacaktık. Halkın binek hayvanlarının ve taşıtlarının %20'si toplandı. Bütün demirci, marangoz, terzi ve nalbantlar orduya katıldı. Hazırlıklar son hızla devam etti. Bir aydan bile kısa bir süre içerisinde ordu ciddi anlamda güç kazandı. Üstelik Mustafa Kemal hazırlıklarına çok öncesinden başlamıştı. Yani her şey bu kadardan ibaret değildi. Örneğin Eskişehir Kütahya mağlubiyetinde bölgeyi korumaya çalışıp da daha fazla zayiat vermektense geri çekilmeyi öneren kişi Mustafa Kemal'di. Daha o zamandan bir yıllık bir plan yapmıştı. Bütün birlikler dağılırken ve Yunan ordusu ilerlemeye devam ederken, herkes karamsarlığa kapılmışken, İsmet Paşa dahi her şey bitti, yolun sonuna geldik diyerek çadırına kapanmışken, Fevzi Çakmak'ın dahi aklına bir çözüm yolu gelmiyorken, Mustafa Kemal içeri girmişti. Haritaları açtırmıştı, raporları dinlemişti ve aklına bir şey gelmişti.
Şu anda bırakın kazanmayı, korumamız bile mümkün olmayan bir cepheyi savunarak askerlerimizi ziyan etmenin mantığı nedir? Neden cephane ve asker sayısı bakımından bizden üstün bir düşmanla sürekli cephe savaşı yapalım ki? Bu savaşı kaybedersek düşman bütün ülkeyi ele geçirecek. Ama şu an burayı terk edersek düşman sadece birkaç şehri alabilir. Biz de daha güçlü savunma yapabilmek için hazırlanacak vakti buluruz. Orduyu daha iyi kontrol edebileceğimiz Sakarya bölgesine kadar geri çekmeliyiz. Diğer bir ifadeyle bizler kendi vatanımızda güvenli bir şekilde geri çekiliyorken düşman karşı bir ülkede ilerlemek, beslenmek, 100 kilometre boyunca karargahlar kurmak ve yerleşmek zorundaydı. Bu esnada elbette yöre halkı binbir türlü problem yaşayacaktı ama başka bir çare yoktu. Nitekim öyle de oldu. Bizim askerimiz morali bozuk bir şekilde geriye doğru çekiliyorken düşman ordusu her yeri yaktı ve yıktı. Ama bu bize toparlanacak vakti verdi. Ne var ki geçen süre içerisinde Yunanlar da ciddi anlamda bir savunma hattı kurmuşlardı. Mustafa Kemal de bunun bilincindeydi. En ufak bir hata mutlak mağlubiyet demekti. Bu yüzden de düşmanı daha avantajlı olduğumuz bir meydan muharebesine çekmeye çalışıyorduk. Normalde dönemin savaş bilgilerine göre meydan muharebeleri şöyle olur. Birçok birlik yan yana dizilir ve düşman birlikleriyle karşı karşıya gelir. Normalde bizim 10 taburumuz varsa ve 5. taburumuz erimeye başlamışsa, 4. ve 6. taburlarımız 5. taburun yanına gelir ve düzenli bir şekilde geri çekilmeye başlarız. Düşman da aynı şekilde kendi ezildiği bölgeleri geri çeker ve tıpkı iki elin parmaklarının birbirine girmesi gibi ordular birbirlerine girerler. Böyle olunca düşman bizim çekildiğimiz bölgeyi, biz de düşmanın çekildiği bölgeyi ele geçirmiş oluruz. Ve her gün harbin durumuna göre sürekli birlik kaydırmamız gerekir. Buna hattı müdafaa taktiği denilmektedir. En çok bölgeyi elinde tutan taraf baskın taraf olacağı için savaşı kazanır. Fakat böyle bir savaşı kazanamayacağımız açıktı. Çünkü düşman bizden çok daha üstün durumdaydı. Mustafa Kemal ise başka bir taktik düşündü. 22 gün 22 gece sürecek bir savaş taktiği. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Ve o satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmayacaktır. Bunun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşa devam edecektir. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olmayacaktır. Her birlik bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Yani kimse yanındaki birliklerden etkilenmeyecek ve son nefesine kadar bulunduğu mevziyi korumaya çalışacaktı. Geri çekilmek yasaktı. Mustafa Kemal'in planına göre düşman, biz geri çekilmediğimiz için ya destek birliği getireceğimizi ya da onu oyaladığımızı düşünecekti. Düşman, ezmesi gereken hiçbir bölgede galibiyet alamadığını ve Türk ordusunun geri çekilmediğini görünce bunun bir tuzak olduğunu düşünecekti. Öyle de oldu. Düşman çekilmemiz gerekiyorken neden hala bölgeyi muhafaza ettiğimizi anlayamadı. Nihayetinde düşman yeni bir taktik kurgulamak amacıyla ordu kaydırmaya karar verdi. Düşmanın ordu kaydırdığını gören İsmet Paşa ve diğerleri nihayet iyi bir mevziye kurulduk. Burada kalalım derken Mustafa Kemal taarruz emri verdi. Savaş 22 gün 22 gece sürdü. Hiç duraksamadan, dinlenmeden, ölenlerin yerini doldurarak sürekli savaştık ve Sakarya Savaşı'nı kazandık. Yunan orduları Eskişehir-Afyon hattının gerisine kadar çekilmek zorunda kaldı. Sakarya'da savaşan herkes çocukları için, geleceği için, vatanı için canını hiçe saydı. Subayların 3'te 2'si şehit oldu. Ordununsa %46'sı kaçtı. Fakat kaçtıkları için kimseyi suçlayamayız. Ne kadar hayal etmeye çalışırsanız çalışın, kavurucu bir sıcakta, et kokusu içinde, sineklerin arasında, uyku uyumadan günlerce mücadele etmek ve yanındaki herkesin şehit olduğunu görmek ve buna rağmen savaşmaya devam etmek, insani sınırları aşan bir durumdur. Türk ordusu orada binlerce yıl sonra bile hatırlanacak bir tarih yazdı. Ama maalesef bu bile yeterli olmayacaktı. İstiklal için son bir defa daha taarruza kalkmak gerekiyordu ama buna daha bir yıl vardı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra herkes işte fırsat şimdi saldıralım derken Mustafa Kemal beklemek zorundaydı. Çünkü yeterli bir kuvvetimiz yoktu. Ordunun yarısını kaybetmiştik. Hazırlık yapılması lazımdı.
Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra meclis tarafından Mareşal rütbesine getirildi ve Gazi ünvanını aldı. Ama meclis yine de problemliydi. Halen daha İttihatçılardan medet umanlar vardı. Enver Paşa da bir fırsatını kollayıp Anadolu'ya girmeye çalışıyordu. Meclisin neredeyse yarısı Mustafa Kemal'i kendini beğenmiş bir adam olarak görüyordu. Onu destekleyenler bu işi yapsa yapsa Mustafa Kemal Paşa yapar derken, onu desteklemeyenlerse biz bu adamı bir başkumandan yapalım da başaramazsa idam eder kurtulmuş oluruz diye düşünüyorlardı. Böylece Mustafa Kemal'in başkumandanlığı 5 Kasım 1921'de uzatıldı. Bir yıl boyunca küçük çaplı çarpışmalar yapıldı ve Yunan ordusu artık var gücüyle saldıracak kadar hazırlanmıştı. Her ne kadar bu savaşı 5 günde kazanırız diye düşünüyorlarsa da neredeyse 5 ay yetecek kadar erzak ve cephane getirmişlerdi. Geçen bir yıl boyunca artık savaşla uğraşmaktansa meclisteki problemlerle uğraşmak zorunda kalan Mustafa Kemal, kendini başkalarına ispatlamaktan bıkmıştı. Yunan orduları tam takır hazırdı ve ne zaman saldıracakları belli değildi. Bizimse tıpkı Sakarya'da olduğu gibi beklenmeyen bir şey yapmamız gerekiyordu. Mustafa Kemal hayatı boyunca binlerce kitap okumuş, hatta askeri kitaplar tercüme etmiş, savaş sanatını yalayıp yutmuştu ve geçen süre zarfında Yunan komutanlarıyla alakalı araştırmalar yapmış, hareketlerini incelemişti. Tabiri caizse akıllarını okumaya çalışmıştı. Yunanların savunma hattının en güçlü olduğu bölge Afyon bölgesiydi. O bölge Yunan orduları komutanı General Trikopis'in bulunduğu bölgeydi. Öyle ki İngiliz Mareşalı Charles Townshend, "Türkler bu hattı 6 ayda geçerlerse 6 günde geçmiş gibi sayılmalıdır," dedi. Atatürk, "Yunanlar buraları o kadar güzel tahkim etmişler ki belli ki burayı genel karargahları yapmak niyetindeler. Eğer burayı vurursak Yunanlar dağılacaktır," diye düşündü. Fakat düşmanı en güçlü olduğu yerden vurmak için bizim de bütün gücümüzü oraya vermemiz gerekecekti. Bu yüzden bunu düşmana sezdirmeden yapmamız lazımdı. Ordularımız gece vakti gizlice kaydırılacak, düşmanı çevreleyecek ve emir geldiğinde ablukayı alacaktı. Ve 25 Ağustos gecesinde 5. Süvari Kol Ordusu emredildiği gibi araziye sızmaya başladı. Yabancı medyaya göre Mustafa Kemal, başkumandanlığa getirilmiş fakat eli kolu bağlı olan hiçbir şey yapamayan bir adam gibi görünüyordu. Çünkü henüz ciddi bir saldırı yapmamıştı. Mecliste de sürekli eleştiriliyordu. Hatta belki de kimsenin eleştirilmediği kadar sert bir şekilde eleştiriliyordu. Mustafa Kemal, sahte bir çay partisi düzenledi. Gazetelerde Ankara'da verilecek olan bir çay partisine katılacağını ve bütün üst düzeydekilerin de davetli olduğunu duyurdu. Tam da hiçbir şey yapamayan bir başkomutan gibi. Lakin herkes çay partisini beklerken Mustafa Kemal gizlice yola çıktı ve savaşmaya gitti. Yolculuk esnasında Anadolu'daki bütün telgraf hatlarını kestirdi ve sanki kendisine karşı bir isyan çıkarılmış, darbe yapılmış gibi haberler çıkarttı. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'e darbe yapıldığını zannederken hiçbir telgrafhaneyle de iletişime geçemediği için hem düşman hem de Osmanlı hükümeti şaşkınlık içindeydi. Diğer bir ifadeyle Mustafa Kemal daha yola çıkarken istihbarat savaşını kazanmıştı. Bölgeye varır varmaz hemen taarruz emretti. Düşman daha ne olduğunu anlayamadan en kuvvetli savunma hattı bütün vasfını kaybetmişti. Türk ordusu Mustafa Kemal'in emriyle gece vakti birlik kaydırmaya başlamıştı ve farkında olmadan taarruza hazır hale gelmişti. Mustafa Kemal savaşı bizzat yönetti. İşini şansa bırakmadı. Bütün birlikleri, bütün haritayı an be an takip ediyordu. Tıpkı bir satranç tahtasına hükmeder gibi bütün bölgeye hakimdi. Yaverine şöyle demişti: "15 gün sonra İzmir'deyiz çocuk. Bunu unutma." Son derece hazırlıklı olan Yunanlar, son derece hazırlıksız yakalanmışlardı. Son derece hazırlıksız olan Türk ordusuysa, farkında bile olmadan son derece hazırlanmıştı. 26 Ağustos 1921 sabahında, saat 4.30'da bir tanzim atışı açıldı. 5.50'de ise tahrip atışına geçildi. Dağınıkmış gibi görünen Türk orduları, bir anda düzenli bir ordu halini aldı. Yunan ordusuysa tam tersine dağılmaya başlamıştı. Sabah 7'ye karşı Yunan orduları tamamen bertaraf edildi. 30 Ağustos günü Başkomutanlık Meydan Muharebesi yaşandı ki bu muharebe
Dumlu Pınar Meydan Muharebesi olarak da bilinmektedir. Bu muharebelerde Başkomutan Trikopis ile Başkomutan Mustafa Kemal'in askeri yetenekleri yarışmıştır. Bu muharebelerde Türk tarafı Kütahya'yı ele geçirmiş ve Yunanların en güçlü tümenleri olan 4. ve 12. tümeni tamamen yok etmiştir. General Trikopis ise zar zor kaçmayı başarmıştır. Bu meşhur bir andı. Çünkü o akşam Mustafa Kemal, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verecekti. Meydan savaşından sonra çevreyi gezen Mustafa Kemal, düşmanın ağır mağlubiyetini, savaş alanında bıraktığı silah, cephane ve ölü askerleri gördüğünde çok duygulanmış ve şunları söylemişti. "Bu manzara insanlık için utanç vericidir. Ama biz burada vatanımızı savunuyoruz. Sorumluluk bize ait değildir." Türk orduları İzmir'e doğru ilerlemeye başladı. Kazanma şansı bile görülmeyen bu savaş, Mustafa Kemal'in dehası ve Türk halkının gayreti sayesinde zaferle sonuçlandı. 1 Eylül'de Uşak, 2 Eylül'de ise Eskişehir geri alındı ve Başkomutan Trikopis ele geçirildi. 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik, 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'de de Manisa geri alındı ve 9 Eylül'de İzmir'e girildi. Yunan ordusu bu savaşta 100 binden fazla zayiat verdi. Mustafa Kemal İzmir'e girerken yaveri Salih Bozoğa kaç gün oldu diye sordu. Salih, 14 paşam dedi. Tüh, 15 demiştik. Bir günle kaçırdık öyleyse. Fakat kaçabilen Yunan askerleri kaçarken yine her yeri yakıp yıkmışlardı. Diğer bir ifadeyle İzmir'i alırken görünen manzara öyle güllük gülistanlık değildi. İzmir adeta alev alev yanan bir şehirdi. Ve Yunanlar kaçacak yerleri kalmayınca denize atlayıp yüzmek zorunda kalmışlardı. Yunan komutanları konakların girişine yerlere Türk bayrağı sermiş ve üzerine basıp eğlenmişlerdi, tükürmüşlerdi. Ama Mustafa Kemal, ezici bir zaferle kovaladığı Yunanların bayrağına aynı saygısızlığı yapmamıştı. Aynı şey kendisinden istendiğinde, "Her bayrak kutsaldır. Hiçbir milletin bayrağı ayaklar altına alınmamalıdır." demişti. Evet, bariz bir şekilde düşmanımız olanlara karşı galip gelmiştik ama şimdi sıra içimizdeki hainleri temizlemekteydi. İngiliz cemiyetine katılan, kuvvacı öldürmenin helal olduğunu söyleyen, Mustafa Kemal ve diğer kuvvacılar hakkında idam fermanları çıkaran ve Türk ordusuyla alakalı hayati istihbaratları düşmana bildiren, koltuk sevdası yüzünden ülkeyi satanlara karşı galip gelmek zorundaydık. Böylece önce Lozan Antlaşması imzalanacak, devamında da kuklalık seviyesine düşmüş olan padişahlık makamıyla, bu saatten sonra sembolik olmaktan başka bir işe yaramayan halifelik makamı kaldırılacaktı. Türk ordusu kendi iradesini savaşarak, baş kaldırarak kanıtlamıştı. Kendi geleceğini de kendi belirleyecekti. Sırada çağdaşlaşma hareketleri, inkılaplar, devrimler ve yenilikler vardı. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.